Merhaba sevgili tarihçilerim. Bugün sizlere profesyonel manada yapılabilecek bir saç bakım yağı uygulamasının tarifini vereceğim. Bu uygulamayı 2012 yılından beri yapmış olduğum bir uygulama. Esasen bu uygulamayı hazır yağımız vardı bizim, saç bakım yağımız. Sonra markamızı sattık ve o ürünü başka birine üretiyoruz şimdi sadece. Ben de yine kişilere özel olarak yapıyorum bu uygulamayı her zaman. Şimdi yapacağımız uygulama özellikle saç dökülmelerine ve birkaç yıl içerisindeki kayıp olan saçların bir miktarının dahi olsa geri kazanımına ve saçların daha sağlıklı ve daha hızlı uzamasına yardımcı olabilecek bir saç bakım yağı uygulaması. Bunun için gerekli malzemelerimizi tek tek ben şimdi yaparken size anlatacağım yine. Ürünlerin karışması için bir cam kavanoz arkadaşlar ya da başka bir şişe de olur, bu fark etmez. İlk ürünümüz Sinameki ekstrakt yağı arkadaşlar. Bunu 2012 yılında biz hazırladığımızda o bakım yağımızda çok tuttuğunda bunun birçok taklit versiyonları falan yapıldı piyasada, bilginiz olsun. Şimdi ben size orijinal Sinameki ekstrakt yağının nasıl olacağını göstereceğim. Yağımız 50 mililitre bir Sinameki ekstrakt yağını kavanoza boşaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi almış olduğunuz Sinameki yağı ya da Sinameki ekstrakt yağı dediğimiz ürün böyle koyu yeşil renkte olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açık sarı renkte falan olmaz. Bilginiz olsun. Ve kokusu hafif, şöyle kokladığınız zaman kükürtümsü bir koku olur. Çünkü Sinameki'nin özünde bulunan kükürt ve magnezyum mineralinin kokusudur o. Sinameki bitkisinin de çay olarak içildiği zaman zaten bağırsaklara iyi gelme sebebi içerisinde bulunan magnezyum ve kükürtten dolayıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci yağımız üzerine ilave edeceğimiz Salpametto yağı arkadaşlar. Bu da saç bakımında tüm dünyada kabul görmüş bir yağdır, bilginiz olsun. 20 mililitre bir saç Sinameki ekstrakt yağı arkadaşlar. 50 mililitre Sinameki ekstrakt yağının üzerine 20 mililitre Salpametto yağını boşaltıyoruz. Aynı şekilde üzerine 20 mililitre ısırgan tohumu yağı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Isırgan tohumunda da yoğun çinko var. Ve aynı zamanda ısırgan tohumunun hücre yenileyici özelliğinden faydalanıyoruz. Üzerine yine saç bakımında olmazsa olmaz saç derisi sağlığını sağlayacak olan ürünümüz Hint yağı arkadaşlar. 50 mililitre bir Hint yağı. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı saç her zaman sağlıklı saç derisinde olur. Bu saç bakımında da uygulamada ana hedefimiz saç derisi, bilginiz olsun. Yine 50 mililitre ceviz yağı arkadaşlar ilave ediyoruz. Cevizdeki gümüşten faydalanıyoruz aynı zamanda ve cevizin oleik asit değerleri de çok iyidir. Saç derisine sağlığına kavuşturmada çok fayda sağlar arkadaşlar. Bir diğer yağımız arkadaşlar çörek otu yağı. Çörek otu yağını biliyorsunuz, bin bir derde derman olan bir yağ, deva olan bir yağ. Saçta da yine çok güzel sonuçlar verir saç derisi sağlığında arkadaşlar. 50 mililitre soğuk sıkım çörek otu yağı. Ve saç bakımında çok güzel sonuçlar veren, yine yıllarca uygulamalarda hep başarılı sonuçlar veren defne tohumu yağı arkadaşlar. Bu defne gar yağı diye de geçer. Unutmayın, defne uçucu yağı değil, yani defne yaprak yağı değil, tohum yağı olacak. 50 ml de defne tohumu yağı arkadaşlar. Bunların tamamını karıştırıyoruz. Şöyle, bu yaklaşık 300 ml bir saç bakım yağı oldu arkadaşlar, bilginiz olsun. Bunu güzelce bir çalkalıyoruz arkadaşlar. Şöyle homojen şekilde karışması için. Gördüğünüz gibi yağın rengi böyle değişik yeşil renkte bir karışım olarak ortaya çıkacaktır. Bunu şu şekilde kullanıyoruz. İsterseniz kavanozda parmaklarınızı batırıp el ile saç derisine fazla bastırmadan, duştan önce, hiçbir işlem yapmadan önce yediriyorsunuz arkadaşlar. Saç derisine güzelce yedirdikten sonra ortalama saçınızda yarım saat 45 dakika kadar bekletip duşta yıkıyorsunuz. Bu bekleme süresini biraz daha uzatabilirsiniz ama en az yarım saat 45 dakika beklemesi lazım. Uygulamayı haftada 2 ya da 3 defa yapın arkadaşlar. Ya da bu yağdan sprey şişeye dökersiniz. Fakat direkt saç diplerine sıkmayın. Yağ yazık edersiniz, fazla harcarsınız. Yine elinize 15-20 sprey sıkıp şu hareketi yapıp arkadaşlar el ile yine saç derisine fazla bastırmadan yedirirsiniz. Bu şekilde uygulamayı yaptığınız zaman çok faydalı olacaktır. Dökülmeleri kısa sürede durdurur arkadaşlar. 10-15 günde hemen durdurmaya başlar. Ondan yana bir sıkıntı yok. Tabii bu arada dökülmenin sebepleri de çok önemli.
dahil olarak da kansızlık sorunu varsa, hormonal bozukluk varsa onlara gidermenizde büyük fayda var. Uygulamayı düzenli yaptığınızda şifalı olacaktır Allah'ın izniyle. Uygulayanlara, yapanlara şifalı olsun.